Şimdi Putin'in daha ileri gitmek için bu olaylar aslında biraz zemin mi hazırladı bunu bilmiyoruz. Buraya bir soru işareti koyalım hemen. Murat Aslan'a gidelim. Kendisinden de dinleyelim bu yaşananları nasıl yorumladığını. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Buse'm. Teşekkürler. Şimdi hem bu uyarıları göz önüne aldığımızda hem saldırının büyüklüğünü göz önüne aldığımızda olağan şüphelileri sizden de dinleyelim. Ahmet Yeşiltepe biraz bahsetti. Hem olağan şüphelileri hem de bu olayın nerelere gidebileceğine dair sizin çizebileceğiniz projeksiyonlar neler? Şimdi olağan şüpheli ifadesini kullandığınızda doğal olarak Rusya ile savaşan Ukrayna doğrudan akla geliyor. Ama böyle bir iddiada bulunmak, elde bir veri ispat yokken biraz temelsiz olur. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ukrayna daha önce Rusya içlerinde özel kuvvetler harekatı icra etti. Ancak bu harekatlar daha çok askeri hedeflere yönelikti. Veya kritik tesislere yönelik sabotajlar yapmışlardı. Ancak sivillerin de olduğu, özellikle böyle bir konser gibi sosyal faaliyete yönelik bir saldırı Ukraynalılar tarafından gerçekleştirilmedi. Dolayısıyla Ukrayna'yı doğrudan suçlamak bence çok erken bir tespit olur. Bence beklemek, görmek lazım. Mutlaka Rus tarafı soruşturacaktır bunu. Öte yandan Ukrayna muhtemelen reddedecektir. O da ayrı bir vaka. Hocam, yani şüpheliler arasında tabii özellikle Kafkasya kökenli bir gruptan söz edilmeye başlandı Telegram hesaplarında. Rusları takip ediyorum. Yani İnguşlardan söz edenler var, farklı farklı gruplar, DAEŞ diyenler var. Aslında biz olan şüphelileri hemen Ukrayna diye evet söyledik. Çünkü savaş halinde olduğunu, hatta bugün de jur, yani yasal bir savaş halindeyiz ifadesini kullandı Peskov, yani Kremlin sözcüsü. Hani açıkçası evet Ukrayna diyoruz ama diğer taraftan da DAEŞ, İnguşetya'da bir gruptan söz ediliyor. Dediğiniz gibi yani biraz herhalde yelpaze ister istemez genişliyor. Yani Moskova'ya yönelik yani Rusya muhalif gruplar içerisinde çok sayılabilecek grup var. Hatta yine Rusya'nın içerisinde uyuyan bir muhalif silahlı gruptan da söz ediliyor. Muhtelif tabii silahlı gruplar var. Tabii Güney Kafkasya'daki eğer silahlı gruplar bu saldırıyı gerçekleştirmişse İnsan doğrudan 94 yılındaki o manzarayı hatırlıyor Çeçenistan'da. Siz de o dönemin gazetecisi olarak gayet net hatırlarsınız. Dolayısıyla Rusya yeni bir terör dalgasına maruz kalacak mı sorusu şu an bence daha isabetli bir soru olacak. Çünkü eğer Güney Kafkasya'dan mütevellit yeni bir dalga başlarsa Rusya bir taraftan Ukrayna cephesinde sıkışırken bir taraftan gerek ülke içerisinde gerekse ülkeye de falan radikal unsurların terör eylemlerine maruz kalacak. Bu Rusya açısından gerçekten biraz sıkıntılı bir durum. Öte yandan ben şu tespiti yapmak isterim Ahmet Bey. Bu bir terör saldırısıdır. Bunu tartışmaya bence gerek yok. Çünkü siviller hedef alınmıştır. İcra edilen bir terör tanımı olmasa dahi evrensel anlamda icra edilen saldırı doğrudan sivil insanlara zarar verecek şekilde hedef gözetmeksizin icra edilmiş. Yani yöntem, saldırının yöntemi bir terör saldırısı olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Bunu neden özellikle altını basarak ifade ediyorum? Çünkü bazen saldırılardan sonra bu iş terör saldırısı mı yoksa bir tepki saldırısı mı veya başka bir şey mi, bu şiddet mi örneğin? Literatürden çok bu tartışma geçer. Bu konu tartışılır. Bence bunu tartışmaya gerek yok. Burada siviller hedeftir. Hedef gözetmeksizin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Ve kim yapmış olursa yapsın, yöntem olarak bu bir terör saldırısıdır. Bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Sayın Aslan, şimdi biraz önce Moskova muhabirimiz Ümit Nazmi Hazır'da aktardı. Burada saldırı düzenleyen kişilerin gayet profesyonel olduğu, aslında orayı da bildiklerini ve hatta dördünün kaçtığına dair bilgiler de elimize ulaştı. Yani aslında daha önce oraya gelip keşif yapmış kişilerden bahsediyoruz. Bu noktada bir bilgisayar oyununu andıran görüntüler izledik resmen. Ellerinde silahlarla hiç acımadan insanları öldüren insanların görüntüsünden bahsediyoruz. Şunu sormak istiyorum ben bu noktada. Rus istihbaratının nasıl gözünden kaçmış olabilir, nasıl radarına girmemiş olabilir bu kişiler, bu saldırganlar? Şimdi terörizm malumunuz düşük profili bir savaş aslında. Herhangi bir konumda bir yöntemle bir saldırı icra ettiğinizde
çok gizli bir süreci gerçekleştirebilirsiniz. Yani her saldırının istihbaratın ağına takılması mümkün olmayabilir. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Mart ikazı gerçek somut bir tespit üzerinden mi yapıldı, yoksa emareler üzerinden bir genel ikaz mıydı? O şimdi konuyu ayrıca incelemek lazım. Şimdi 2 hafta önce baktığımızda Rusya'da bir seçim de henüz gerçekleşmemişti. Evet, yani seçimden dolayı böyle bir ikaz da yapılmış olabilir, mümkündür. Ancak ben geçmiş tecrübeme binaen şöyle bir tespit yapacağım müsaade ederseniz. İstihbarat örgütleri genellikle kaynaklar tarafından herhangi bir tehdidin varlığına yönelik sürekli yüklenir. Her gün onlarca, yüzlerce rapor alırsınız. Bir yerlerde bir saldırı olacağını ifade eder. Önemli olan bu raporların gerçekçi olanlarını ayırt edebilmek ve gerçekten olabilecek bir saldırıyı tespit edebilmek. Bu çok detaylı bir istihbari gayreti gerektirir. Hem toplama hem de analiz bağlamında. Dolayısıyla Rus istihbaratının böyle bir bilgiyi elde edip etmediğini bilmiyoruz. Ama analiz süreçlerinde eğer bir emare gelmemişse tespit edememesi de gayet normal benim değerlendirmem. Keşif meselesinden hocam, bahsettiniz. Buyurun. Bir şey buyurun söyleyebilir abi. Miyim pardon bu arada? Şu anda Rus Telegram hesaplarında çok yoğun olarak konser salonunun otoparkında eski tip bir Ukrayna plakalı şüpheli bir beyaz minibüs bulunduğu yönünde bilgi var. Rus Telegram kanalları bunu yoğun bir şekilde yayınlıyor. Yani tırnak içinde söylüyorum, Ukrayna izi versiyonu hızla yayılmaya başladı sanki. Bunu bir yere koyarak söylüyorum çünkü bunlar biraz dikkat çekici. Şimdi bu iz var mı? Bu iz yaratıldı mı? Bunlar da soru işareti olacak zannediyorum. Ya bir de şu var, Ukrayna plakasıyla Moskova'nın göbeğine kadar eğer gelebiliyorlarsa veya aracı park ediyorlarsa o da ayrı bir sıkıntı. Çünkü savaş halinde oldukları bir ülkenin bir aracı ülkenin başkentinde park ediliyor. Mutlaka dikkat çekmiş olması gerekir. Ama belki de normaldir. Çünkü biliyorsunuz savaş dönemlerinde çok fazla göç oluyor. Dolayısıyla bu bir emare midir? Ben pek emin değilim. Ama kesin olan şu. Bu 5 kişinin o bölgede silahlı bir şekilde intikal etmiş olması, o konser salonuna girmiş olması tabii ki bir güvenlik zafiyeti. Yani bunu inkar edemez hiçbir Rus makamı. Ama bu saldırıyı azmeden gerçekleştirmek isteyen de elinde sonunda her türlü tedbiri alarak oraya gidiyor. Buna da dikkat etmek lazım. Tabii 4 kişinin kaçmış olması da önemli. Evet. Çünkü ama o da belli değil hocam. Onu hiç şey yapmayalım. O çok muğlak bir şey. Yani kaçtılar mı kaçmadılar çok spekülatif. Şimdi Podolyak'tan bir açıklama var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin baş danışmanı Mikhailo Podolyak'tan bir açıklama var. Çok çarpıcı, hem izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. Ukrayna'nın, düzeltiyorum, Rusya'nın Krokus alışveriş merkezi, evet burada Moskova bölgesi, Rusya'da yaşanan silahlı saldırı, İngilizce'den çevirmeye çalışıyorum hızlı bir şekilde, saldırı patlama olayıyla Ukrayna'nın hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Herhangi bir anlam ifade etmiyor bizim için diyor. Öncelikle Ukrayna 2 yılı aşkın bir süredir Rus ordusuyla zaten savaşıyor. Ve bu savaştaki her şeye yalnızca savaş alanında karar verilecek. Yalnızca silah miktarına ve askeri kararların niteliğine göre olacak bütün bunlar. Terör saldırıları hiçbir sorunu çözemez ve biz bu yola başvurmayız diyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin baş danışmanı Podolyak. Şöyle yani uzun bir açıklama ama sonuç olarak Moskova banliyölerindeki olayların askeri propagandanın keskin bir şekilde artmasına, silahlanmanın hızlanmasına, seferberliğin genişlemesine ve nihayetinde savaşın büyümesine neden olacağına dair en ufak bir şüphemiz yok. Ve ayrıca Ukrayna'nın sivil halkına yönelik açık bir soykırım saldırısını meşrulaştırmak için yapılmış bir provokasyondur diyerek de noktalıyor. Yani Ukrayna bu saldırıyı hiçbir şekilde üstlenmediğini ve üstlenmeyeceğini, bu saldırıyla ilgisi olmadığını ısrarla açıklıyor. Daha doğrusu Zelenski'nin baş danışmanı Podolyak ağzından. Evet, bu arada siz haberi okurken görüntüleri de analiz etmeye çalışıyorum. Görüntüde bir tane saldırganın silahın üzerine bir fener tutturarak, yani karanlık bir ortamda da sanki saldırıya devam edecekmiş gibi oraya geldiğini görüyorum. Yani çok iyi hazırlanmışlar bu saldırıya. Evet. Dolayısıyla
Anladığım kadarıyla daha önceden seçilmiş, keşfi yapılmış, çok fazla sivil zayiat verdirmek üzere bölgeye gelinmiş. Yani bu normal bir grup olamaz. Yani bunlar profesyonel eğitimini almış, provasını yapmış teröristler benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Ahmet Yeşiltepe, gelen bilgiler bu noktada Ukrayna'dan, tabii Ukrayna kendi üstünden atmak için hemen açıklama yaptı. Rusya tarafında o Telegram hesaplarında şu anda Ukrayna izle görüldüğüne evet, dair bir herkes şey var. Amerika diyor ki, yani Amerika da kendi üstüne atmak için bu istihbari bilgiyi açıklama yapıyor. Hani hakikaten şu an oklar nereye gösteriyor tam olarak? İşte herkes anlamak bu, mümkün değil. Yani zaten yani ilk saldırının gerçekleştiği an, duyduğum an şey dedim. Ukrayna tabii ki bir numaralı şüpheli olarak ilan edilecek. Fakat bu gerçekten bilançosu yükselebilir. Yani 40 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor ama yani içeride en az kalanlar, yani içeriden gelen tanıkların ifadesiyle 200'den fazla kişinin bulunduğu sırada yukarıda tavan çöküyor. Daha fazla sayı artabilir. Bu böylesine acımasızca, profesyonelce hazırlanılmış bir terör saldırısının arkasında iyi bir askeri, az önce Murat Aslan'ın da ifade ettiği, yani iyi bir askeri eğitim ya da tedrisat almış bir takım adamlar var. Bunlar bir devletin istihbaratı olabilir. Bir belki daha önce yani Putin yönetimine karşı muarız, yani aleyhte çalışmalar yapan bir takım gruplar olabilir. Mesela Wagner yönetimiyle, Wagner biliyorsunuz özel bir askeri yapılanma. Bunların başındaki kişiyi, Prigojin hayatını kaybetti. Başına gelenler ve bir intikam sözü vermişlerdi hatırlanacağı gibi. O dönemi hatırlatalım. Bunun ama altını sonra çiziyorum. Yine başına Putin tarafından bir başkası atandı ama yine o grup içerisinde ayrışmalar yaşandı. Şimdi ben hani o şüphelileri sayıyorum. Mesela DAEŞ özellikle Suriye'deki operasyonlar nedeniyle işte. İnguşetya'yı sürekli özellikle Telegram hesaplarında vurgulanıyor. Yani tabii Çeçenistan'da Kadirov çok yakın bir çalışma arkadaşı Putin yönetiminin ama İngiltere'de sorunlar var. Orada bazı gruplar var. Onların bu işin onların peki Rusya'ya derdi tam olarak ne? Doğrusu onlar da bir bağımsızlık veya işte özellik çatışmasını zaten yıllardır sürdüren. Yani Kafkasya'da pek çok ulusta benzer talepler var ama yani bunun farklı nedenlerle, yani dini sayıklarla, işte özellik pek çok nedenle olabilir. Çünkü bunların hepsi tabii terör uzmanları tarafından değerlendirilecektir muhakkak. Ama ilk bu etapta... Bu gruplar da tabii başka taraflar tarafından da kullanılıyor olabilir. Bu da bir ihtimal yani. Yani çok doğru. Zaten iyice işi çetrefilli hale getirecek. Yani iyice bir kaotik noktaya getiren şey de o. Görüntü, sis perdesi giderek kalınlaşıyor. Şimdi Ukrayna reddedecek muhakkak ki. Çünkü zaten buna ihtiyacı var mıydı? Eğer diyelim ki Rusya'nın içerisinde bir grup bir provokasyon amaçlı bunu yaptırdı ve Ukrayna'ya yönelik daha sert ve cezalandırıcı bir harekata girişilmesi için bir tür gerekçe oluşturdu, bir bahane oluşturdu. Buna ihtiyacı var mıydı? İşte Putin de daha ileri gitti diyelim. Sonrasında Ukrayna'ya yardımlar artar yahut bu savaşın sonlanması için bir takım daha gerekçeli kararlar mı alınır bilmiyoruz. Hep 3 adım 5 adım sonrasında yani, belki lazım. Yani eskale ediyor şimdi Putin mesela bugün dün Avrupa Birliği liderleri Rusya'nın yaklaşık 30 milyar dolarlık varlığına ki ağırlıklı olarak Avrupa'daki finansal varlığına el koymuştu. Bunun faizinin Ukrayna'ya verilmesi hususunda bir genel mutabakata vardılar. Şimdi bu Putin için çok ağır bir cezalandırma. Yani bütün bunlar alt alta konulduğunda Ukrayna'ya yönelik zaten hani giderek artan ki son dönemde yeniden hatta biz bugünkü haberimize şöyle giriş yaptık. Rusya-Ukrayna savaşı giderek daha yoğunluk kazanmaya başladı. Biz tabii Gazze'ye bakıyoruz epey bir süredir ama Rusya-Ukrayna savaşı düşük profilliydi ama son dönemde artmaya başladı. Yani Rusya özellikle
Ukrayna'nın doğusunda Donetsk çevresindeki köyleri vuruyor. Daha Kırım'ın ileri gitmeye başladı. Kuzeyinde. Yani evet, evet. Savaş onlar için biraz daha olumlu bir hale gelmeye başladı. Evet, evet. Rusya yani Ukrayna şimdi son dönemde Volodymyr Zelenski yeni bir harekat başlatacağını, geçtiğimiz Mayıs ayında başlatılan harekatın aslında sonuçlarının çok da olumlu olmadığını, yani Kiev yönetimi açısından çok da olumlu sonuçlar elde edemediklerini itiraf etmekle beraber yeni bir harekata hazırlandıklarını da duyurmuştu. Ve bütün bu açılardan bakıldığında Ukrayna meselesi tabii bir numaralı şüpheli veya gündem maddesi olarak şu anda bu olayla ilgili olarak kalacak. Fakat diğer taraftan diğer şüpheli isimleri ya da diğer yani işte Rusya'nın içerisinde muhalif gruplar, Wagner'in içerisinde bir ayrı klik, Kafkasya kökenli bir grup ya da gruplar, aynı şekilde Suriye'den bir grup ya da gruplar. Bütün bunların tartışıldığı ve konuşulduğunu söylemek lazım ama az önce dediğim gibi özellikle Telegram hesaplarında Ukrayna plakalı bir beyaz minibüsten söz ediliyor. O da bakalım. O iyi bir soruya nasıl da evet, tabii girebilmiş o da soru işareti. Doğru. Bu aslında İsrail-Hamas arasında yaşanan o çatışmalarda biraz aslında o soru işaretlerine benzer çok fazla soru işareti var şimdilik. Orada da çözülememiş taraflar hala doğru duruyor. Bu da duracak mı bilmiyoruz. Yani 7 Ekim miladı dediğimiz 7 Ekim. Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarında gerçekleştirdiği eylemler bir kırılma yarattı. Bu akşam bu saldırının da bir kırılma yaratma ihtimalinden çok endişe ediliyor. Ya da biz de haberciler olarak yani uzun süredir takip ediyoruz ama nereye doğru evrileceği konusunda şu anda gerçekten bir muamma. Ama Ukrayna ise eğer Ukrayna değilse başka bir yerse yani Rusya'nın vereceği cevabın çok çok sert olabileceğini öngörmemek evet, mümkün değil. Şimdi benzer soru işaretleri var. Hem tabii istihbarat tarafından, istihbaratı çok güçlü ülkelerden bahsediyoruz. Biri evet, Rusya işte 7 Ekim saldırılarındaki İsrail yine istihbarat servislerinin bu kadar güçlü olmasına rağmen tabii bunların yaşanması. Çok doğru. Soru işaretleri ve bir de tabii şu var, hangisi kimin işine yarayacak? Hı. Bunlar muallak. Ben bu noktada hemen Murat Aslan'a sormak istiyorum. Şimdi uluslararası ilişkilerde hep ülkelerin en kötü senaryoyu düşünerek hareket ettiği, bu stratejiyi yürüttüğü söylenir ve bilinir. Bugün bu noktadan baktığımızda bu saat itibariyle Rusya için neler söz konusu, Putin ne kadar ileri gidebilir? Eğer ki suçlayacağı kişi Ukrayna, daha doğrusu ülke Ukrayna ise neler olur? Eğer sorumlu gerçekten Ukrayna bulunursa Ukrayna tarafında neler yaşanır? Şimdi öncelikle bulunduğu safa Rus güvenlik kuvvetlerinin yangını söndürmek, oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek, ele geçirmek, aynı zamanda sivilleri yatıştırmak varsa tedavi hizmetleri vermek. Yani mevcut krizi yönetmek. Bu kriz yönetilirken bir yandan da bu kişilerin kimlikleriyle ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ama büyük bir ihtimalle saldırıyı yapanlar eğer Ukrayna değilse bu saldırıyı üstlenecektir. Çünkü böyle bir saldırıyı yapan herhangi bir grup kimse, yani DAEŞ de olabilir, Ahmet Bey'in ifade ettiği gibi, Wagner de olabilir, başka bir grup da olabilir, mutlaka bu saldırı sonrasında kendini duyurmak isteyecektir. Eğer bu saldırıyı yapmakla Ukrayna itham edilirse ve Rusya buna inanırsa, evet bunun mutlaka bir mukabelesi olur. Bu mukabele de gerçekten sert olur. Çünkü Ruslar çok katı, mekanik insanlar. Herhangi bir tehdit olduğunda kesinlikle yapılması gereken neyse hiçbir insani değere, vicdana vesaireye referans vermeden gerekeni yapan bir askeri zihniyetleri var. Ben bu nedenle bu saldırının arkasında umarım Ukrayna yoktur diye düşünüyorum. Aksi takdirde Ukrayna cephesinde Ruslar şu ana kadar kullanmaktan imtina ettikleri kabiliyetlerini sahaya sürebilirler. Ve bu husus Ukrayna'nın gerçekten canını yakabilir. Sayın Aslan, peki şimdi ardında Ukrayna yoksa bile ilişkilendirilirse, yani bir bağlantı bir şekilde oluşturulursa ne yaşanır? Zaten kastettiğim husus oydu. Rusya bu olayı nasıl okuyacak? Ona bakmak lazım. Mesela farz edelim Ahmet Bey'in ifade ettiği İnguş gruplar bu saldırıyı üstlendi. Ancak Rusya İnguş grupları Ukraynalıların bu bölgeye gönderdiğini iddia etti. Rusya yeni bir harekatın yeni bir safhasını başlatmak üzere bir bahane üretmiş olur.
Öte yandan eğer Ukrayna ile alakasız bir konuysa, ki biraz önce basın açıklamasını Ahmet Bey okudu, o takdirde Rusya oturup yeniden bir strateji üretmesi lazım. Yani savaşı yürütürken gerek Rusya içinde gerek Rusya dışında bu tür terör eylemlerini yapan veya yapabilecek olan gruplarla nasıl mücadele edilecek? Şimdi bence Rusya'nın emsal alacağı devlet burada Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü DAEŞ meselesi söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri Afrika'da olsun, diğer bölgelerde olsun sürekli saldırılar icra etti. Operasyonlar yaptı ve bunu yaparken kim zaman ev sahibi devletlerle koordinede bulundu, kim zaman bulunmadı. O takdirde Rusya tehdidin ne olduğuna karar verdikten sonra Ukrayna dışındaki seçeneklerde bir strateji üretecek. Eğer Rus sınırları içerisindeyse bu grup veya unsur, o takdirde o bölgede yeni bir Rus hareketlenmesi söz konusu olabilir. Rus sınırları dışındaysa o takdirde biraz jeopolitiğe bakacaktır. Erişebilip erişemeyeceğine bakacaktır. Ama Rusya mutlaka mukabelede bulunacaktır. Murat Bey, şimdi tabii Rus, Ukrayna askeri istihbaratına dayandırılan bir yine Telegram notu ile karşı karşıyayım. Dış haberler servisinden bir editör arkadaşım gönderdi şimdi. Açıklamalı şöyle: Ukrayna askeri istihbaratı Moskova'daki olayları, Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırıyı ve Rusya'da potansiyel tam seferberliği meşrulaştırmayı amaçlayan planlı ve kasıtlı bir provokasyon olarak nitelendirdi. Onlara göre Dmitri Peskov'un bugün, hatırlayacaksınız, bugün çok önemli bir son dakika gelişmesi haberi olarak biz, yani NTV ekranlarında da vardı, pek çok haber kanalında da vardı, dünya çapında gündem maddesi oldu. Peskov'un açıklamasında savaşla ilgili sözleri, yani Dojo, nasıl söyleriz, yasal bir savaştır bu dedi. Evet, biz bir operasyon yönetiyoruz ama bu yasal savaştır dedi. İşte şöyle ifade devam ediyor: onlara göre Dmitri Peskov'un saldırı öncesindeki, yani bu akşamki terör saldırısı eyleminden önceki tırnak içinde savaşla ilgili sözleri Kremlin'in dikkatle planladığı özel bir operasyonun parçasıydı. Yani önce Peskov savaş dedi, bunun bir savaşa dönüştüğünü ifade etti. Biz operasyon olarak başladık ama karşımızda sadece Ukrayna yok. Ukrayna'yı destekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri, yani orayı doğrudan ifade etmese de batılı güçler dedi. Özellikle Anglo-Sakson ittifakından söz etti ve Rusya'ya yönelik planlı bir savaşın sürdüğünü ve Ukrayna'ya silah, askeri teçhizat desteğinin arttığını ifade etti. Bunun bir savaşa dönüştüğünü söyledi. Tırnak içinde bugünkü savaş ifadesi aslında Ukrayna askeri istihbaratına göre planlı ve kasıtlı bir provokasyon olarak bir anlamda bu akşam yapılan eylemle beraber meşruiyet kazanmak ve bir bakıma Ukrayna'ya yönelik daha fazla silahlı saldırı ya da işte bombardıman ve Rusya'da potansiyel tam seferberliği meşrulaştırmak amacını taşıyor şeklinde bir yorum bu, görüş. Ukrayna askeri istihbaratı kendi Telegram sosyal medya hesaplarından bu ifadeleri yayınlıyor. Sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Şimdi böyle bir olaydan sonra Ukrayna doğal olarak bir savunma mekanizması geliştirecek. Çünkü sonuçların farkında. Bu nedenle bir bilgi harbi mutlaka şu an için başlamıştır. Sosyal medya üzerinden resmi açıklamalar Rus tarafına dolaylı bir stratejik iletişim şeklinde gönderiliyor. Bu gayet doğal, gayet normal ve olması gerekiyor zaten. Öte yandan şunu da unutmamak lazım. Rusya zaten batılı ülkelerle, yani Ukrayna'yla doğrudan savaş halinde, doğru, ama batılı ülkelerle dolaylı bir savaşın içerisinde. Ve bu dolaylı savaşın çehresine baktığınızda asimetrik boyut var, gayri nizami boyut var, vekil boyut var, hibrit boyut var. Şimdi bu dört ana boyut üzerinden batılılar uzun dönemli bir strateji uyguluyor Rusya'ya karşı. O da şudur: yıpratmak, geriletmek ve Rusya'nın bir tehdit olma statüsünden risk düzeyine indirilmesi. Çünkü tamamen kaldıramazsınız ortadan. Ama bugünkü saldırıyı bir komplo teorisi olarak eğer Ukraynalılar ifade ediyorsa burada yanılma olasılığı da çok. Çünkü hiçbir Rus yetkilinin
bu kadar sivil kaybı göze alarak böyle bir saldırıyı kendi topraklarında kendi vatandaşlarına yönlendirmesi pek o kadar bana akıllıca gelmiyor. Yapmış olabilirler mi? Tabii ki olabilirler. Ama bana akıllıca gelmiyor. Çünkü bir defa ortaya çıkarsa bu husus Putin koltuğundan olur. Ama bana daha mantıklı gelen konu şu, Rusya'ya karşı bilenmekte olan muhalif tüm unsurların Batılılar tarafından bir şekilde sempati kazandığı, gerektiğinde destek gördüğü veya azmettirildiği yönünde. Bu bence birazcık daha hani en muhtemel senaryo. Evet. Ama bekleyip göreceğiz. Bence çok acele etmeden bir resmi görmek lazım. Ondan sonra keskin bir değerlendirme yapmak lazım. Çünkü şu an için ne Ruslar ne Ukraynalılar olayın tam farkında değil bence. Evet, pekala. Sayın Aslan, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ahmet Yeşiltepe stüdyomuzdaydı. Teşekkür ediyoruz Ahmet Yeşiltepe'ye de. Şimdi olay gerçekten çok sıcak ama çok fazla boyutu var. Bugün Orban'ın yaptığı açıklamalar var. Finlandiya Başbakanı'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar ve çok daha öncesinde Macron'un Ukrayna'ya asker göndermek lazım açıklamaları. Hepsi bir zemine mi oturacak? Bunlar birer komplo teorisi mi gerçekten? Konuşacağız. Belki 12 bülteninin başında Ahmet Yeşiltepe biraz daha görüş alırız senden de. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Dış haberler servisi bugün son saatlerde çok yoğun çalıştı. Oradan haberlerle devam edeceğiz efendim. Bugün yarın devam ediyor.